Bilindiği üzere önümüzdeki günlerde genel kurulumuzu yapacağız. Ancak bu genel kurulumuzu yapmadan önce aldığımız bazı duyumlar ya da sokaktaki sözler bizi bu basın toplantısını yapmaya mecbur kılmıştır. Bu nedenle şimdi takdim edeceğim bilgileri bütün kamuoyunda vasıtanızla bilmesini istiyorum. Bu bağlamda yapacağımız 16. genel kurulla ilgili olarak spor kamuoyunda bir takım yanlış bilgilendirmeler sonucu bilgi kirliliği ve yanlış algı oluşturulmaya çalışmaktadır. Bunları ana başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz. Gerçekleşilecek olan genel kurul ile ilgili olarak yönetimin yürütmenin durdurulması, kayyum atanması, üyelikten çıkarılma ve yolsuzlukla ilgili, üstüne basarak söylüyorum, yolsuzlukla ilgili iddiaların mahkemeye taşıyarak bunları televizyon, basın yayın ve sosyal medya aracılığıyla dile getirilmiştir. İddia sahibi Ertal Karaçalı ve 12 Şubat İdman Yurdu Spor Kulübü 16.3.2021 tarihinde Kahramanmaraş Nöbetçi Asiye Hukuk Mahkemesi hakimine ihtiyati tedbir talebi, yürütmeyi durdurma ve kayyum atanması talebiyle dava dilekçesini mahkemeye vermiştir. Adı geçen şahıs ve kulübün yürütmeyi durdurma ve kayyum talebinin Kahramanmaraş 3. Asliye Mahkemesi'nin 18.3.2021 tarihinde 2021 Taksim 158 nolu kararı ile tüm dosya kapsamında davacı tarafça dava dilekçesinde belirtilmiş olduğu hususların tek taraflı beyandan ibaret olduğu, davacı tarafça ispatlanmadığı gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebinin reddine karar vermiştir. Buradan da anlaşılıyor ki genel kurulumuzla ilgili yasalara ve tüzüğümüze uygun olarak belirtilen tarihte yapılmasında hiçbir sakınca olmadığını mahkeme de tehcir etmiş durumdadır. Neticede spor kamuoyuna yanlış bildirilerek olumsuz algı oluşturma çabaları boşa çıkmıştır. Federasyona üye kulüplerin üyeliklerinin çıkarılmaları ile ilgili spor kamuoyuna yanlış bilgilendirmeler yapılarak olumsuz algı oluşturma ve kulüpler arasında ayrıcılığa neden olacak. Parantezine söylüyorum. Oy veren, oy vermeyen, oy verecek olan, vermeyecek olan diye talihsiz açıklamalar yapılmıştır. Şu iyi bilinmelidir ki üyelikten çıkarılma tüzüğümüzün 8. maddesinin 3. fıkrasında açık bir şekilde yıllık aidatlarını tüzükte belirtilen süre içerisinde ödemeyen üye spor kulüp dernekleri üyelikten federasyon yönetim kurulu kararıyla çıkartılıp hükmüne amildir. Bu hükmü yönetim kurulumuzca gerekli gördüğü için de yerine getirilmiştir. Federasyonumuza üye olan kulüplerimizin tüzüğümüzün 6. maddesinin 3. fıkrasına göre Kahramanmaraş ASKF ana tüzüğüne ve bu tüzüğe bağlı olarak çıkartılan bütün yönetmeliklerin ilkeleri ve hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Bize müracaat eden kişiler buradaki bütün hükümleri kabul etmiştir. Bundan da haberleri vardır, bilgileri vardır. Herkes kendini anladığı şekilde yorumlayabilir, serbesttir, özgürdürler. Üyeliğe kabul ve üyeliklerin çıkarmalar yönetim kurulu kararıyla gerçekleşir ve uygulanır. Federasyonumuzun kuruluşundan itibaren alınan kararlar incelendiğinde görülecek ve anlaşılacak ki üyeliğe kabul ve çıkarma tüzük çerçevesinde yapılmıştır. İddia edildiği gibi üyeliklerin çıkarma işlemi ilk değildir. Bu bağlamda geçmiş kararların incelendiğimizde 12.2.2000 tarih ve 18 nolu kararla iki spor kulübümüz 15.11.2002 tarihinde 36 nolu kararla 11 üye spor kulübümüz Onursal Başkanımız Mehmet Bağrı Açık'ın başkanlığındaki alınan toplantılarda üyeliklerine son verilmiştir. 15.4.2016 tarihinde ve 4 nolu kararla iddia sahibi Ertan Karaçalı'nın da imzası ile 6 üye spor kulübümüz aidiyatlarını ödemedikleri gerekçesiyle üyelikten çıkartılmıştır. Yine
23.8.2017 tarih ve 9 numaralı yönetim kurulu kararıyla iddia sahibinin de yönetimde olduğu dönemde 9 üye kulübümüz aynı gerekçelerle üyelikten düşürülmüştür. Sonuç olarak Federasyon Yönetim Kurulumuz üyeliğe kabul ve çıkarılma işlemlerini açıklanan tüzüğümüzün ilgili maddelerine göre yapmış ve uygulamıştır. Hiçbir kulübümüze karşı ön yargılı ve ayrıştırıcı davranılmamıştır. Yönetim kurulumuz tüzüğün gereğini ve kanuni sorumluluğu yerine getirmiştir. Yapılan uygulamalar ve alınanlar, kararlar şaibesiz ve şeffaftır. Bütün kamuoyuna, spor kamuoyuna ve siz değerli basın mensuplarına arz ediyorum ve teşekkür ediyorum. Sebebi şu Sayın Başkanım, biliyorsunuz derneklerin organları vardır. Yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu. Bizde birçok kurul vardır. Ama dernekler kanununda 3 ana grupta belirtilen yönetim kurulu, denetim kurulu olması şarttır. Bunlar olmadan dernekler kurulamazlar, tasdik edilmezler. Genel kurulumuzun yapılmasından önce yönetim kurulunu denetleme kurulu yaptığı iş ve işlemlerle ilgili bir denetim kurulu raporu düzenler. Düzenlediği o raporlarda eksik görülen, hatalı görülen yerleri uyarı yapar, uyarı yapmak zorundadır. O onun görevidir. Yapılan tetkikte eksiklikler tespit edilir. Yalnız bunlar değil, bunun haricinde eksikler tespit edilir. Onların önerisi üzerine gerek gördüğümüz için onların da önerileri yerine getirmek için bu genel kurulu bu hale getirilmiştir Sayın Seyirciler. Başkan adaylığını açıklayan Sayın Ertan Karaçalı Beyefendi sosyal medyada, TV'de yaptığı bir açıklamada şahsım da dahil olmak üzere bu işe gönül veren, bu işe emek veren, alın terindeyken ve bu işin sevdalası olan arkadaşların ismini vererek bunların artık yaşlandıklarını, bu işi bırakmaları gerektiğini, gidip evlerinde torunlarını sevmelerini söylemiş. Bu gerçekten açıklanacak, söylenecek bir söz değildir. Acı bir sözdür. Ben bu konuda kendisini kınıyorum. Allah'a çok şükür Allah bana bu yaşı verdi. Allah'a şükrediyorum bana 8 tane de torun verdi. Ben onların 8'ini de sporcu yapacağım. En son torunum da her günün al. O da inşallah bu masalarda büyüdüğü zaman inşallah görür diye düşünüyorum. Arkasından sevgili babamız ve medarı iftarımız Salih Fidan ile birlikte Hasan Tanlıoğlu'nun da bu işi bırakıp aynı benim gibi emekliye ayrılıp torun sevmemizi teklif ediyor, öneriyor. Bu takdir üçümüze aittir, hiç kimseyi ilgilendirmez. Devam ederim etmem, bırakırım durmam, torunumu severim sevmem, bu benim işimdir. Bu benim yüreğimin işidir. Bu arkadaşlarımın yüreğinin işidir. Hiç kimsenin tek elinde olamaz. Olmamalı da böyle bir ithafta yanlıştır. O ifadelerin dolayı arkadaşımı kınıyorum ve özellikle spor kulüplerime de bunu söylemek istiyorum. Gençler kurulumuz vardır. İsim istiyorum. Genç veremiyorum. Hani genç gebereceksiniz bize? Nerede kaldı gençler? Genç isim verdiğinizde o kurulu kurarlar. İsim verdiğiniz zaman genç veremiyorlar. Yine de benim yarı yaşımdaki adamları gelip bunu öneriyorlar. Ben çok gençim çünkü, çok şükür. Bu bağlamda benim sözlerim böyle olur. Bir iki sözle benim arkadaşlarım herhalde yüreklerindeki bu sevdayı bir nebze anlatırlar. Buyurun sağ olun. Geçme. Buraya gelen müsabir arkadaşlarıma ve kaliteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizleri buraya layık olup getirdikleri için öncelikle teşekkür ediyoruz. Hasan Tanlıoğlu, Kümbet Spor Kulübü Başkanı, beni Bıçakçı Hasan diye memleketli herkes bilir. Biz işimizi, gücümüzü her zaman hem çalışıyoruz hem de amatör spor kulüplerine her zaman çalıştığımız emek karşılığında onlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak da burada arkadaşlarımızla diyalog içerisinde güzel çalışıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyorum. Takımımız 1977'de kuruldu. 77'den beri bu sevdanın arkasından devam ediyoruz.
Sevdayı sevdiğimiz için devam ediyoruz spora. Bu spor içerisindeki her şeyi sporda öğrendik. Hayatımızı, gençliğimizi, işimizi spordan aldık. Spora hizmet ettiğimiz için aldık. Spor güzel bir şeydir. İnsanlara birbirine yaklaşmak, insanları sevmek, insanlara yardım etmek her konuda sporun içinden geliyor. Spora hizmet etmekten zevk duyuyoruz ve gurur duyuyoruz. Buradaki arkadaşlarımızdan da diyalog içerisinde çalışmaktan da zevk duyuyoruz. Bunun arkasında her sporcu kardeşlerimize her sene altyapıdan, gençlikten başlayıp sonuna kadar devam ediyoruz. Her sene büyüklerden, oğuzluklardan üniversiteye 5-6 tane genç gönderiyoruz. Şu an talebelerin bir kısmı üniversitede, bir kısmı polis teşkilatında, bir kısmı bütün memur dairelerinde sporcular var, kümbet spor grubu. Kümbet spor grubu 41 yıldan beri Kahramanmaraş'ta mücadele ediyor. Mücadeleyi de Mustafa Hasan olarak tek başımıza devam ediyoruz. Sayın Başkanımızla 1985-90'a kadar başkanlığı yapmış Ergün Bey kardeşimizden de mücadele ettik. Devam ettik. Hala bizim grubumuzla beraber devam ediyoruz. Bu çalışmaktan da zevk duyuyorum. O arkadaşlarımıza ben hiçbir sözüm yok. Önce gelecek, çamuru yiyecek, çamurları depeleyecek, o sahaya emek verecek ki de sporu anlayacaklar. Tepeden konuşmayı da insanlara tenkit etmenin bir yere varmaz. Önce sporu öğrenecek, insanlığı öğrenecek. İnsanlığı öğrenmeden bu işe hayat olmaz. Ben kendine bir altın tabakla baklava sundum, yemedim. Kendisine altın tabakta baklava sundum, yemedim. O baklavayı yeseydi bu işin tadını alırdı. Önce kendi konuştuğu kelimeler arkasına baksın, konuşmalarına dikkat etsin ve konuşurken de hareketlerine dikkat etsin. Ben bunu arz etmek istiyorum. Burada gelen arkadaşlarıma her sene teşekkür ediyorum. Bütün basın kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Saygılar söylüyorum. Ben Mustafa Çihasan olarak Kahramanmaraş Spor Kulübü'ne Allah kısmet etseydi bu sene hocalıkta 43. yılım olacaktı benim hocalıkta. Yaptığım spor hariç, Maraş Spor'da oynadığım yıllarda, YSE'de oynadığım yıllar hariç, takımda ağır sandığı top oynadığım yıllar hariç. Ben bu Erdal Karaçalı'nın bu tür Eftal Karaçalı'nın bu tür şeylerini dinlediğim zaman şoke oldum. Şahsen çok üzüldüm. Biz daha hala gücümüz var. Sesimiz çıkıyor, spora hizmet etmeye devam ediyoruz. Bir diğer grupları söylemeden biz 9 branşta faaliyet gösteriyoruz, yorulmadan devam ediyoruz. Bu gücü kendimizde görüyoruz. Ve ben Erdal Bey'e şunu söyledim, Erdal Bey'e. Dedim ki bu tür şeyler, bak böyle böyle bir şey söylemişim. Ben duydum. Duydum, evet. Bunu dedim, böyle söylemesen daha iyi olurdu dedim. Neden bana söylemedin? Bu tür şeyler, özel şeyler. Bunlar dedim televizyonda konuşulmaz. Bütün millet bunu duyar, ayıp olur dedim. Ve müsait bir zamanı bana ayır, 5 dakika sizinle bir görüşelim, konuşalım dedim. Çünkü bu söylenecek bir şey değil. He. Tamam hocam dedi. Gayet makul karşılığı. Hatta orada şunu da söyledim. Sen yaşlılardan bahsedin. Yarın sen yaşlanmayacak mısın? Annen baban yaşlanmayacak mı? Yönetim kurulunda yaşlı arkadaşım olmayacak mı? Bunlar o zaman nasıl yapacaksın? Hepsini temizleyecek misin dedim ya. He. Ve bu arada biz sözü aldık. Konuşma sözünü aldık kendinden. 12-13 gün geçmesine rağmen hala görüşemedik, konuşamadık. Ben bundan sonraki şeyi bana kaldı artık. Ben sanırdım ki Maraş sporunda amatörü seven çok çıkmaz. Nereden tahmin ederdim onda? Sahaya gelen 3-5 tane ihtiyarlardan bilirdim. Bizi bu durumda böyle tenkit edince gördüm ki Maraşlı sporu seven büyüklerimiz, küçüklerimiz, sporcularımız varmış ki sürekli telefonlarımızı doldurdular. Allah razı olsun onlardan. Tenkit ettiler. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Bu Eftal Karaçalı'nın bu açıklamasını hiç hoş karşılamadım.
biz spor alanlarını her takımda bir Salih Filan olsun, her takımda bir Hasan Usta olsun, daha fazlası olsun isterdim ben. Ya biz burada aylığına, yıllığına çalışan bir insan değiliz. Bedava hizmet ediyoruz. 3-5 tane çocuğu kahve köşelerinden, internetten almak için mücadele ediyoruz. Gecede gündüzde evimize gitmiyoruz ve bazı günler oluyor ki her gün olmasa da haftada 3 gün akşam şeyde başladığımız zaman bir de saat 8'de eve gidiyoruz. Yani hiç misafirim olmaz mı ya? Ben torun sahibi insanım. O gerçi bile bir yol gösterdi. Torununu sevsin lafını. Biz şimdi aralar böyle bir torunumuzu hiç böyle bir şeye bahsetmedik. Benim damatlarım anlayışlı insanlardır. Yani Allah'ım herkese devletsin nasip etsin. Böyle baba geldik de bir gün sen evde bulamadık demezler. Hangi gün geldiler? Akşam geldiler. Yatsından sonra geldiler. Biz de evde olurduk zaten. Şimdi bu bir cemiyet yürütecek. Burası o kadar basit bir şey değil. Ne var ki buraya oturun, dilekçe gelir veya maçların neticesi gelir. Arkadaşlar yazar, çizer, böyle yönetilmez. Her yerde elin kolun olacak. Sen her önüne gelen adamı, kulübün başındaki bilinçli insanları yok etmeye çalışırsan kiminle çalışacaksın sen? Biz isteriz ki burada daha bilinçli insanlar olsun. Yüzlerce olsun. Sporun içinden gelenlere bırakmayalım. Onların yanında olalım. Onları destekleyelim. Ya onların ne imkansızlığı varsa onu yapalım. Biz zamanında o çocuklarımızın eşofmanlarını, şortlarını, ayıp değildir, formalarını, çoraplarını evde çok yıkattık hanımlarımıza. Allah razı olsun. Bir gün bir demedi ki ya ben bunları ne yıkayım demedim. Bizim çamaşırımızı yıkar gibi onları da yıkattık biz evimizde. Biz sporcuya böyle hizmet ettik. Hala da ederiz. Bize bu imkanları tanıyanlara teşekkür ederiz. Ama şimdi üzülüyoruz. Sahalar kapalı. Hiçbir şey veremiyoruz kimseye. Biz sporcunun ailesini sahada göremiyoruz. Telefon edip bize ya işte benim çocuğum şöyle böyle diye. Biz gelen çocukların herkese şeysiz, İstinadsız herkesi kabul edip çalışıyoruz. Onun için biz mutluyuz. Hiç şikayetimiz yok. Gerekirse gece de çalışırız, gündüz de çalışırız. Kimse bizi böyle tenkit etmesin. Bravo. Kulüplerimizin başındaki insanları takdir etsinler. Onlar ailesine samimi söylüyorum, çocuklarına götüreceği ekmek şeyinden o çocuklara da harçlıklarını da veriyorlardır onlar, ben biliyorum. İçimizde öyle insanlar var ki omuzuna topları almış, malzemesini almış, sırtını da sahaya getiriyor. Ya bu adam sen nasıl sahadan kovarsın? Onun için ben bu toplantıyı tertip edenlere, sayın basın mensuplarına, kıymetli üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım hepinize. Evet arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Ben uzun konuşmayacağım, sadece belirtmek istediğim bir konu var. Benim kendime ait olan bir spor kulübüm var. Kartal Gücü Spor Kulübüm var. Daha önce liglere katıldı. Yani ligler tatil olmadan, pandemiden tatil olmadan öndeki dönemlerde, büyüklerde, küçüklerde sahalarda boy gösterdik. Çocuklara ufak tefek yardımcı olalım diye küçük çocuklarımızı aldık. Eğittik. Spor kulübüm var. Tescilli faaliyet de yapıyorum. Kartal Gücü Spor Kulübü adı altında. Fakat federasyona da üye olan bir kulübüm benim kulübüm. Fakat ne hikmetse Eftar Karaçalı başkan adayı olduğunu açıklayan Eftar Karaçalı kardeşimiz benim kulübümün aidatına yatırılmadığını düşünerek benim ve birçok kulübümüz aidatının yatırılmadığını düşünerek her ne hikmetse, hangi mantıkla yaptıysa benim hafsalam almıyor. Benim kulübümün yıllık aidatını dahi bankaya yatırdığını federasyondan öğrendim. Bunu kendisine sormak istiyorum. Hangi kafayla yaptı? Hangi mantıkla yaptı? Yani
Çok affedersin. Ben senin kulübüm, senin 60 lirana mı muhtaç? Ben kendi aidatımı kendim yatıramıyor muyum? Bunu izah edemiyorum. Kendi kendime yediremiyorum. Burada da şimdi hazırlamış olduğum dilekçemi de Federasyon Başkanlığı'na sunuyorum. Benim adıma yatırılan, kulübüm adına yatırılan 60 TL yıllık aidatı yatırılan taraf kim yatırdıysa o tarafa geri iade etmesini talep ediyorum federasyondan. Başkanım buyurun. Hepinize teşekkür ediyorum. Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Şahin Bozdağ. Öncelikli olaraktan bütün basın mensubu arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Bilindiği üzere önümüzdeki 4 Nisan'da amatör federasyon seçimimiz var. Bu konuyla ilgili bazı kamuoyunda geçen sözler, bazı sorular oluşturuldu. Bu tabii bizim de dolayısıyla takibimizde olan şeylerdi. Bunları biz de takip ettik. Hepsine söylenecek çok şeyler var ama doğru olan şeyleri doğru zamanda söylemenin mantıklı olduğu düşüncesiyle Sayın Başkan adayımız Ekrem Bey'in de buyurduğu gibi ben de Pazarcı Aksu Spor Kulübü Başkanı olarak da federasyonumuzda kulübümüze 2020 aidatının bizim daha önce de yatırmış olmamıza rağmen Sayın Eftal Karaçalı tarafından yatırıldığını öğrendik. Gönül isterdi ki Sayın Başkan adayımızın bizim yatırmış olduğumuz aidatı yatıracağını, mevzu geçen bahisteki aidat yetersizliği ve yatırılmaması yüzünden üyelikleri silinen, kendini savunan arkadaşların toplum içerisinde ve kamuoyunda bunların aidatlarını zamanında yatırmasını talep ederdim. Bu kendinin desteklemiş olduğu ve kendini onur edecek arkadaşlar için daha hayırlı olurdu. Bizim yatmış aidatımızı biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Zaten bizim bilgimiz dışında olduğu için bizim bir gün gelip bir bardak çayımızı bile içmeyelim. Sporcularımızın alın terinin aktığı yere ortak olmayan ve bizim bu işteki mücadelecimizde elimizden tutmayan bir kişinin benim kulübümün adına ve şahsım adına yatırmış olduğu aidatımı siz basın mensuplarının huzurunda Pazarcık Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na vereceğim dilekçeyle sayın yatıran arkadaşımızın tarafına tekrar iade edilmesini talep ediyorum. Kahramanmaraş demek istediniz herhalde değil mi başkanım? Evet. Bu vesileyle basında özellikle yaklaşık 20 gündür tarafıma sorulan çok sorular oldu. Sordurulduğunu biliyorum. O soruların cevabını bana çok soranlar oldu. Söylemek istiyorum. Amatör spor kulüpleri büyük bir camiadır. Burada Sayın Başkanım biraz önceki arz ettiği gibi gelecek nesle bizim de sloganımız buydu. Diğer ki bütün basın toplantılarımızda, televizyon programlarımızda da bunları açıklamıştık zaten. Bizim amacımız burada ahlaklı toplumu yetiştirmek, ahlaklı gençleri yetiştirmek. Ben bir yönetici olarak da kendim, şahsım veyahut da benim bir yönetici arkadaşım veyahut da benim hocam veyahut da kulübümde söz sahibi olan bir arkadaşım benim neslimdeki yetiştireceğim gençlerimi tetikleyici, kavgaya itici, toplumda huzursuzluğu kendine ahlak edinmiş bir kişiyle sahip olan insanla bizim asla işimiz olamaz. Biz spor camiaları olarak ben kendimiz de yıllardan beri spor yaptık. Bugün de Allah bize nasip etti gençlerimize yöneticilik yapıyoruz. Onun için şunu söylemek istiyorum. Bu konuda kesinlikle ve kesinlikle Pazarcık Aksu Spor Kulübü olarak da federasyonumuzun her daim arkasında olduğumuzu ve kulüp olarak da Sayın Başkan adayımız Ekrem Karaoğlan Bey'i sonuna kadar desteklediğimizi beyan ediyorum. İnşallah önümüzdeki 4 Nisan'da yapılacak seçimlerin başta Kahramanmaraş, ilçelerimiz, spor camiası ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum.